başlarım. Yaklaşmayın, sizi de vururum. Fatih, o silahı ateşlemeden gelip ağzını yüzünü kıracağım, biliyorsun değil mi? Sakın peşimden gelmeyin. Sakın. Yoksa çok fena olur. Rüzgar. 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 Trafik ölmedi değil mi? Nabzı atıyor, nabzı atıyor. Tamam, nabzı atıyor. Sizi hastaneye yetiştim, tamam mı? Ambulans çağırın. Ben gidip o iti yakalayacağım Rüzgar. Duyuyor musun beni kardeşim? Sen hastaneye kadar dayan, ben o iti yakalayacağım, tamam mı? Siz ambulansa haber verin. Tarafa gitme, ne olur. Gitmem lazım. Eğer onu yakalayamazsak bir daha bulamayız. Berk dur. Ben de geliyorum seninle. Berk dur. Beti de gelsin seninle. Ben burada ambulans işlerini organize ederim. Şişt lan oğlum, bana bak. Sakın öleyim deme ha. Tamam mı? Bizimle kal. Sesime gel. Tamam mı? Sesime gel. Boş ver ambulansı sen gitme. Ya. Dur çalacağım ambulansı. 112 acil servisin numarası kaç? Ambulans çağırmamız lazım. Buraya ya. Sakın ölme gidip, tamam mı? Beyaz bu işi görürsen katiyen gitme oralara. Gitme, ben de kal. Beyaz ışığa gitme. Gitme bak, çağırırlarsa bile gitme. Gel Rüzgar. Gel Rüzgar deseler bile gitme, ben de kal. Benim teslim edeyim de, ben de kal. Gitme. Ambulans istiyoruz. Gitme. Mert! Peker, çok yoruldun, kal burada, ben gelir bulurum seni. Hayatta bırakmam seni abi. Ama koskoca tarla ya. Tamam tamam tamam, sen buradan gir. Sen buradan gir, ben de buradan gireyim. Git git git. Fatih! Fatih, bulacağım seni oğlum, bulacağım! Fatih! Sen misin abi? Size bu işe karışmamanız gerektiğini söylemiştim. O Rüzgar denilen köpeğin arkasından cehenneme gitmeye ne kadar da hevesliymişsin. Bak, bak Fatih. Bak, bana ne yaparsan, eğer Mert seni eline geçirirse sana o mislini yapar. Bunu biliyorsun değil mi? Bir şey yapabilecek olsaydı çoktan yapardı. Muhtemelen o da kayboldu, aynı senin gibi. Bu tarlada beni bulabilmesi oldukça güç. Yani aslına bakarsan evet. Tabii ben sap sap durursam zor olur. Gel lan buraya pislik! Bak, bak, bırak beni gideyim. Bırak beni gideyim, başın zaten yeterince belada. Haklısın. Şu an için yakalanmak benim için ölüm olur. Arkanda iz bırakamam. Saçmalama, saçmalama. Bak, şu an sadece zorla birini kaçırmaktan suçlusun. Eğer o tetiği çekersen, cinayetten içeri girersin ya. Ya bak, tamam. Ben sana çok iyi bir avukat ismi bulacağım internetten, tamam. Sen şu pis yedinin teknoloji manyağı veredisin, değil mi? Evet. Maalesef. Dediğim gibi. Şu an için en kötü şey, ben kaçarken birilerinin peşimden gelmesi olur. Ya ya ya, hadi ya, tamam. Gelmeyeceğim peşinden. Kaç gitti işte ya. Bunu Günçiçek'le aşkımıza burnunu sokmadan önce düşünecektin.
yazık ki şu an olduğun durumdan seni kurtaracak bir teknoloji yok. Yapma, yapma Fatih, yapma. Fatih çek, yapma. Yapma. İyi misin? İyi misin oğlum? Hayatımı kurtardın oğlum. Ben buralardayken sana hiçbir şey olmaz, merak etme kardeşim. Kemerini ver. Acele et, acele et. Rüzgar, Rüzgar. Rüzgar, hadi kendine gel. Bak ambulans çağırdık, dayan tamam mı? Sakın ölme. Rüzgar. Biraz daha sallarsan öleceğim. Yaşıyor. Gördük, gördük. Lan Kamil, hiç utanmıyor musun ha kızla yakınlaşacağım diye ölü numaraları yapmaya? Bırak oğlum bu ayakları, kokuyor bu ayaklar. Kalk hadi, kalk tam. Ya Ukrayna'yı hiç mi konuşuyorsun? Git içeriden su falan getir. Ha temiz bezle getireyim mi? Doğum yaptıracağız sanki. Allah'ım yarabbim. Orço, illa yapacaksın şu sulluklarını. Çocuğun canı yanıyor. Ya Rüzgar, biz ambulans çağırdık. Dayan, tamam mı? Trafoyla bilsin herhalde. Onlar Fatih'in peşinden gittiler. Ya gitmemelerini söyledim ama dinletemedim. Oğlum, ben gideyim. Dedin ki ben gideyim dedim o herifin peşinden dedim. Yok dediler, sen burada Rüzgar'ın yanında kal dediler yani. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Senin şu haline bakılırsa senden daha iyiyim. Gözlerini kapattı. Rüzgar. Rüzgar kendine gel. Rüzgar. Ya niye gözlerini kapattı? Bu nabzına falan baksana. Ya tamam nabzına bakarım. Bakmasana da ben turnit nefis falan yapamam. Tiskinirim ben öyle şeylerden. Rüzgar. Ya Orço. Nabzı atıyor mu diye bak. Nabzı ne bileyim nabzı nerede bunun. Aa, atıyor atıyor nabzı atıyor. Ay, neden konuşmuyor o zaman? E kızım ben de olsam ben de konuşmam seninle. Sonuçta senin yüzünden vuruldu çocuk. Ya Orço. Sinir etme insanı. Rüzgar. Burada bile sulluk yapacaksın değil mi? E ne yapayım ya ben böyle insanım. Arkadaşım ölürken bile espri yapıyorum. Ay. Ya bari şuradan trafoları ara onlara sor iyiler miymiş? Trafolar da kaldı ya. Her şey. Rüzgar dayan bak ambulans yolda geliyor. Rüzgar. Rüzgar. Hala bir haber yok. Hala yok. Orhan. Kızıma bir şey olursa yaşayamam. Ben yaşayamam. Aklına böyle şeyler getirme Çiçek. Çiçek Hanım, hiçbir şey yemediniz. Bari şu kahveden için. Hemşirem bak doğru söylüyor ama yani. Ya, al şu kahvenden bir yudum. Bak buz gibi oldu. Hep sakinleştir azıcık. Benim kahve düşünecek halim mi var Allah aşkına? Oh. Şişt. Bana bak. Mert beni hala aramadı. Şimdiye kadar çoktan araması lazımdı zaten. Demek ki yanlış alarm. Sen ara. Öleceğim Allah'ın merakından. Ha tabii. Çocuğun peşindeyim dedi ya. Arayayım şimdi uygunsuz bir yerde. Telefon mu çalsın? Azıcık bekle. Mert arıyor ha. Şey bir haber olabilir. Açsana kızım aç. Alo Mert. Ne gün çiçeği buldunuz mu? Allah, kurban oldum. Çok şükür ya Rabbim. Söyledim sana gönlünü ferah tut diye. Nasılmış kızım, nasıl? Cimmom'un durumu iyiymiş. Oh, şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Bak dualarımız kabul oldu, gördüm. Anladım, tamam. Cimmom'u Fatih kaçırmış. Şerefsiz. Fatih mi kaçırmış? Ama nasıl olur? Şerefsiz, pislik herif. Tamam o zaman siz hangi hastaneye gidiyorsanız bana onu mesaj atarsınız. Görüşürüz. Ay kızım ne olmuş anlat. Bayılacağım şimdi. Ya Cimbom bulunmuş ve durumu iyiymiş. Önemli olan da bu yani değil mi? Tamam hemşirem gözün aydın. Bir sakin ol bakalım. Kızım sonrasını anlatsana sen. Ya biz ilk geldiğimizde Fatih'ten şüphelenmiştik zaten. Neyinden şüphelenmiştiniz ona? Ya çok soğukkanlı davranıyordu. Yani
insanın sözlüsü kaybolmuş canım. İnsan bir panik olur, bir üzülür, bir tepki falan, bir şey verir yani, değil mi? Ha. Peki siz nasıl anladınız Fatih'in yaptığını? Ya Fatih'in arabasında normalden fazla çamur vardı. Onu da rüzgar fark etti. E bizim çocuklar da peşine düştü. Sonuçta buldular Cimbom'u. Benim bir kötü haberim var. Fatih rüzgarı vurmuş. Ay canım yavrum benim ya. Fatih. Ay bak şu Fatih. Ay canavar çıktı. Kızım ucuz kurtuldu. Pislikmiş bu, pislik. Neyse ki Mert Fatih'i yakalamış. Zaten telefonda bana söylemişti ben. Fatih'i yakaladım, şimdi polise teslim ediyoruz diye. İnşallah kötü bir şey yoktur çocukta. İnşallah, inşallah, inşallah. Günçek nerede şimdi? Vallahi karakola götürüyorlardır herhalde ifadesini almak için. Sonra da hastaneye gelir zaten. Karakola nereye götürdüler acaba? İşte ben de Mert'ten onun haberini bekliyorum. İşte bana mesaj atsın, hep beraber gideriz hastaneye. Şimdi trafo mu yakalamış Fatih? Maşallah, aslan gibi çocuk. Yüreğe bak, cesur maşallah. Süpermen. Rüzgar, ben ifade vermeye gidiyorum. Sonra hastaneye senin yanına geleceğim, tamam mı? Günçek, tamam, sen karakola git. Neden cevap vermiyor? Hasta çok kan kaybediyor. Hemen hastaneye yetiştirmeye kalın. Sen git, ifadeni ver, biz hastaneye gidiyoruz. Orçun, öyle gidiyorsunuz. Hadi. Allah'ım sen ona yardım et. Hanımefendi, buyurun ifadeni almak için karakola gidiyor. Her yerime diken battı yemin ediyorum ya. Nerede bu kız? Peri kızıma bak. Elçin! Elçin! Kime diyorum? Aşkım. Aşkım. Elçin romantik erkeğe geldi, aç telefonu. Kime diyorum? Çalıyor. Kapattı. Ya Elçin niye açmıyorsun telefonu? Telefonuna baksana ya. Ne yapacağız? Hay Allah'ım. Ne yapacağız? Yanına tırmanacağız var. Yapacak başka bir şey. Allah kahretsin, beyazlı kadın geliyor. Hizmetçi geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Halime bak. Yemin ederim bilgisayar oyundaki karakterler gibi oldum ya. Tamamdır. Asayiş Berk Kemal. Bu işimi görür. Allah Elçin ya, ne hallere düştüm ya. Buradan çıkamazsın Ceylon. Şuradan çık. Kimse gelmeden fırla. Ulan burası çok yüksek ha. Nasıl çıkacağız? Ya Elçin Mare, senin için bir düz duvara tırmanmadığım kalmıştı. Onu da yapıyorum ya. Yakıştı mı bu karşı yakalayı şimdi? Buradan düşersen ben çanağı, çömleği, her şeyi kırarım ha. Onu Elçin'in kalbine kırmadan önce düşünecektin Ceyhan. Onu o zaman düşünecektin. Haydi bakalım. Allah. Ha bu yüzden duymuyor. Kulleyi varmış kulağında ya. Aşkım. Aşkım. Bebeğim. Bağırma, bağırma, bir bağırma, bağırma, bağırma. Cihan. Niye bağırıyorsun ya? Sen niye bağırdın? Allah, annesi geliyor. Elçin iyi misin? Anne, iyiyim. Bir tane büyükçe bir böcek gördüm de ezeceğim onu şimdi. Sen şey yap, gir, bir şey yok. Gir. Gir sen. Girdi mi?
işte Ceyhun, sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Unuttun galiba aşkım. Ben senin çılgın romantiğinim. O eskidendi Ceyhun. Sen de yalışın ama böyle ahırsız sapık gibi her yerden pırtlıyorsun. Ne demek öyle eskidendi falan ya? Niye böyle diyorsun aşkım ya? Sevgilim biliyor mu buraya geldiğini? Aa, ya ne sevgilisi aşkım? O benim sevgilim değil ya. Niye böyle diyorsun ya? Niye çağırdın beni o kafeye Ceyhun? Kız suratıma söylesin diye mi sana aşık olduğunu? Üzüleyim diye mi Ceyhun? Elçin yemin ediyorum bak vallahi billahi. Yani karşıya kadın başına gitmek nasip olmasın. Ben o kızın bana duygularını bilmiyordum ya. Bilmiyordun. Bilmiyordum. Ha bir de akıllı geçiniyorsun Ceyhun. Bravo yani. Ben biliyordum ya. Bir kere bir patron niye stajyerine ev tutsun, hediyeler alsın? Sen şey misin yani? Affedersiniz ama karıştırıyorsunuz galiba. Ben sıradan bir stajyer değilim. O grabeton olayını biliyorsun yani. Anlatayım mı? Unuttun galiba. Bak şimdi grabeton... Ceyhun saçma saçma konuşma. Ben sana söyledim. En baştan söyledim. O kız sana aşık dedim. Ya ben senin dışarılarda kalmanı gözüm var mıyım? Ceyhun seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Aşkım canımın içi. Ben de seni çok seviyorum. Ben de sana çok aşığım. Vallahi ama ne olursun bak yalvarırım bak. Aşkım bu kızın aramıza girmesine izin verme. Ne olur. Ha ben mi izin verdim? Hayır yani ben izin verdim. Ben de vermedim. İzin yok. İzin unut. Aşkım yani benim hatam. Ben hata yaptım. Sor bir ne yaptım? Eşekliğimden, eşeğimden. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Aşkım sana karşı yakalı sözü. Sana bir daha yalan söylemeyeceğim. O günleri geride bıraktım. Ne olursun artık bana inan. Elçin. Kalp denizse dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya olur. Ben bir tek seni sevdim Elçin. Bir tek seni. Aşkım. Gel seni bir öpeyim. Ay, telefon çaldı. Trafo arıyor. Cim olan olay gelmiş olabilir. Ha, aç aç. Alo, kardeşim. Biliyor musun ben ne yaptım? Buradan atladım geldim Elçin'in yanına ya. Ne? Cim'i mi buldunuz? Ne? Tamam. Ne? Fatih Rüzgar'ı vurdu mu? Tamam, tamam. Tamam, neredesiniz siz? Tamam, geliyoruz. Bekle, tamam kardeşim. Tamam geliyoruz baba. Cimon bulunmuş ama o Fatih'in şerefsiz Rüzgar'ı vurmuş. Durumu nasılmış peki? Bilmiyorlar. Ya hadi gidelim götüreyim ben seni. Hadi gidelim koş. Cem sen nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Gidiyoruz ya gidelim dedin ya. Aşağıda annemle de çay içmek ister misin Cem? Nasıl geldiysen öyleyin. Ana ben buradan mı geldim? Ceyhun. Of burası çok yüksekmiş ya. Bir hadi, sefer gelsem. Hadi in arabanın orada buluşuruz hadi. Hiç mi gelme şansım yok ya? Çabuk. Uf çok yüksek burası. Abu ben buna düşerim. Oradan gelsem. Mert bizimkiler nerede abi? Yoldalarmış. Geliyorlarmış. Çiçek teyze de karakola gitmiş Günçin yanına. Arkadaşlar avukat tanıdığı olan var mı? Ne yapacaksın avukatı? Ya bir de ne yapacaksın diye soruyor ya. Oğlum bugün o bağ evinin önünde ömrümden ömür gitti. Psikolojikman çok bozuldum. Psikolojim bozuldu benim yani. Çok etkilendim. O yüzden bu Fatih derinden herife 1 trilyonluk tanzimat davası açacağım. Birincisi o tanzimat değil, tazminat kardeşim. İkincisi bence sen hiç borca girme, tamam mı? Çünkü senin manevi değerin etsesi 1 lira eder. Onu da biz aramızda toplar veririz zaten. Rüzgar'ın yakınları sizler misiniz? Biz arkadaşlarıyız. Ailesine haber verdik, babası yolda geliyor. Durumu nasıl? Çok kan kaybetmiş. Hemen ameliyatı alacağız. Ancak 2-3 ünite kana ihtiyacımız olabilir. Tamam, verelim. Kan grubu ne? Hemşire hanım size yardımcı olacak. Kan grubu 0 RH negatif. Hah. Şey, Cirebo. Bu hastane kokusu birazcık benim midemi bulandırdı da. Ben bir lavaboya kadar gideyim geleyim ha. Ne lavabosu oğlum? Kan lazımmış işte. Tutuyor senin. Ya güzel kardeşim ya benim üstümde patlıyor. Siz hallediverin işte. Oğlum boş para mı istiyoruz? Kan mı vereceksin? Ya halledin. Başım dönmüyor artık. Kokulara bakıyorum. Oğlum kan lazım lan kan. Neyse birazdan arkadaşlarımız gelecek. Onlar da gelince artık herhalde birimiz gibi tutar. Peki. Herhangi bir cinsel tacizde bulundu mu? Hayır. Ama eğer arkadaşlarım gelip beni kurtarmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Yani gözü dönmüş gibiydi. Anlıyorum. Arkadaşlarının ifadesi alındı mı? Yaralı arkadaşların yanına hastaneye gittiler. Hastane polisiyle görüştüm. Oradakilerin ifadesini alacaklardı. Eğer soracağınız başka bir şey yoksa ben de hastaneye arkadaşlarımı görmeye gitmek istiyorum. Pekala. Şimdilik gidebilirsiniz.
Ama daha sonra tekrar çağırabiliriz. Şey, şurayı imzalayabilir misiniz? Teşekkürler. Gelecek. Gelecek. Kızım. Canım. Güzel kızım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok ya. İyi misin yavrum? Bir şey yaptı mı sana? Hayır. İyiyim. O beğenmediğin arkadaşlarım kurtardı beni. O öve öve bitiremediğin damadının elinden. Seni aşağı bir şey. Ne istedin oğlum ben? Ne istedin lan? Ne istedin? Ha? Bırak. Bırakın lan. Beyefendi kendim. Lütfen sakin olun. Bundan sonrası artık mahkemelerin işi lütfen. Tabii ya. Ondan sonra ne evli konu sağlaya sağlaya gelsin bu tüccaret size. Baba. Baba yeter ya. Ben o herifin daha fazla suratını görmek istemiyorum. Lütfen sakin olur musun? Tamam Jackson. Hastaneye tamam. Gitmek istiyorum ben hadi. Orhan. Bundan sonrasını polisler, hakimler halletsin. Ha? Tamam. Gidelim. Hadi. Tamam. Hadi gidelim. İstenilen kan hala bulunmadı. Aslında durum kritik. Ay. Ah, ah. Şimdi bu kadar insan arasında bir tane sıfır negatif kan çıkmadı mı yani? Ben şirkete haber verdim. Aynı kan grubundan olanlar yolda ama trafiğe takılmışlar. Keşke helikopterle gelselerdi. Aa, gerek yok. Masraf etmeyin. Şimdi hemşirem siz bilmezsiniz. Ben karşı yakalayayım da. Yani karşı yaka kanından kimseye zarar gelmez. Alın benden kan. Grup olmayabilir ama ben alırım. Ceyhun saçmalama olur mu öyle şey ya? Nasıl kan ya? Ya saçmalama. Ya Mert'in kanı sıfır da işte negatif değil, pozitif. Aman iyi ki değil. Vermesin zaten o çocuğa kendine benzetecek sonra. Anne şu durumda yaptığın kaynağınlık hoş mu? Hoş mu? Sen sus. Aslında aynı kan grubunda olan biri var ama şu an burada yok. Kim? Orço. Kan muhabbetini duyunca sıvıştı. Yani Orço sıfır negatif mi? Ben onu abi sanıyordum. Hani şu herkesin alın ama hiçbir gruba vermeyen abi. Ya bulalım o zaman Orço'yu. Böyle olmaz ki. Hadi arayın çabuk olalım hadi. Sınıfı aramaya gitti zaten. Aa, geliyorlar. Ya bıraksana kardeşim ya. Darmıyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Hayır ya. Hayır ya. Bırak beni ya. Darmayacağım ya. Darmayacağım kardeşim. Darmayacağım ya. Allah Allah. Darmayacağım. Bak şimdi olmuyor be hiç ya. Darmayın. Orço. Bak ağzını topla da konuş. Arkadaşımız vereceksin o kanı. Bana ne ya? Darmayacağım. Kan benim, damar benim. Kan benim, damar benim. Darmayacağım. Bana ne? Bana ne? Yahu evladım. Orço. Orço. Vereceksin diyorsan vereceksin. Tamam mı kardeşim? Hemşire hanım, bu arkadaşın kan grubu tutuyor. Alır mısınız şunu ya? Oğlum şu kanı ver hadi. Allah Allah. Darmayacağım ya. Kan benim, damar benim. Kan benim, damar benim. Darmayacağım. Evladım, Rüzgar'ın durumu kritik. Bana ne ya? Allah Allah. Bana ne? Hem bana kadar kan var. Darmayacağım. Ethem Bey. Delikanlı. Bu çekeceğin eziyetin bedeli olsun. Yalnız bu para senin oğlun için az değil mi? Orço, nankörlük etme hadi. Tamam. Yalnız bunu para için değil, arkadaşımın hayati tehlikesi olduğu için yapıyorum ha. Amcacığım sen o parayı geri al gözünü seveyim. Şu kanı versin ondan sonra verirsin ya hadi. Bak, bu kadar şahit var. Eğer paranın üstüne yatarsan çok fena olur ha. Al. Kız, nerede biliyoruz kanı? Buyurun şuradan. Bunun bir şeyler oldu. Aa, bir şey. Ay yalan söylüyor bence dur seni. Ya olur mu yalan söyle 200 lirayı gördü ne yalan söyleyecek gerçekten bayıldı. Tamam işte hemşire abi bak hazır bayılmışken yapıştır al kanı hadi. Ay geliyorlar. Kim ben? Ha yenge, geçmiş olsun. Cimbom ya, çok korktuk gerçekten sana bir şey oldu diye. Ben iyiyim ama Rüzgar vuruldu benim yüzümden. Durumu nasıl? Ya ameliyata alınacak da işte kan lazımmış. Kimsenin de kan grubu uymuyor. Orça hariç ama o da bayıldı. Hangi grup? Sıfır negatif. Benim kan grubum sıfır negatif. Aa, çok romantik ya. Ama bu durumda kan kardeşi olacaksınız ki bu pek tercih edilen bir durum değil. Saçmalama istersen. Hemşire hanım, benim kan grubum tutuyor. Buyurun, şuradan gidelim hemen. Gel hemşire, gel sen de buraya gel. Orço. Tamam, tamam, buyurun. Hadi. Hadi. Hadi lan, bayılma. Doktor Bey, iş kanama devam ediyor. Durumu kritik. Kan bulundu mu? Evet, arkadaşları veriyor.
Kan gelir gelmez hemen başlayalım. Tamam. Ya Cimbom'cum, şimdi sen öyle o kadar zaman esir kaldın falan. Ne bileyim, bünyen zayıf düşmüştür, öyle kan verince şey olmasın. Bir şey olmaz. Çocuk orada benim yüzümden canıyla boğuşuyor. Ay ne demek canım benim yüzümden boğuşuyor? Fatih manyağı vurmadı mı çocuğu? Ya öyle ama. Olsun. Ya inşallah atlatır şu ameliyatı. İnşallah. Mesut Kıratlı siz misiniz? Evet. Rüzgar Kıratlı'nın babasısınız değil mi? Babasıyım evet. Daha önce ifadeniz alınmış sanıyorum memur arkadaşlar tarafından. İfadeniz bu mudur? Buyurun memur bey. Ben Ethem Kıratlı'nın ve de oğlu Rüzgar Kıratlı'nın avukatıyım. Ethem Bey'in biraz önce ifadesi alınmış. İfadesini onaylamamız gerekiyor. Yani bir imza atması lazım. Bakabilir miyim? Buyurun. Evet, bu bizim ifade Ethem Bey. İmzalayabilirsiniz. Rüzgar Kıratlı ameliyatta olduğu için ifadesini alamadık. O yüzden hastaneyle irtibatta olacağız. Uyandığı takdirde ve doktor izin verirse Rüzgar'ın ifadesi alınacaktır, bilginiz olsun. Teşekkürler. Size de geçmiş olsun Ethem Bey. Müsaadenizle size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ethem Bey, size çok teşekkür ederim. Rüzgar kızımın hayatını kurtardı. Rüzgar'ın ilk defa başkası için bir şey yaptığını gördüm ben de. Bu devirde kimse kimse için kendini tehlikeye atmaz. Oğlunuza ne kadar gurur duysanız az. Teşekkürler, sağ olun. Merak etmeyin, Rüzgar iyi olacak. Dualarımız onunla. İnşallah. Siz Çiçek Hanım değil mi? Evet, Çiçek. Bizim şirkete gelmiştiniz, orada tanışmıştık hatırlıyorum. Siz tanışıyor musunuz? Yani pek sayılmaz. Hanımefendi bizim holdinge uğramıştı. Çocuklarımız arkadaş, hem de yol üstü geçerken bir tanışalım diye ama kadere bakın, nereden nereye. Yani sanki siz neyin olacağını baştan hissettiniz. Evet, aynen. Gelip sizinle tanıştığına göre. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir doktor bulmam gerekiyor. Bir şeyler söylerler belki çünkü böyle beklemek çok zor. Tabii tabii. Evlat sevgisi hiçbir şeye benzemez. Acil şifalar diliyorum. Rüzgar bir kahraman. Öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Hadi Songül'lerin yanına gidelim. Çiçek, şu ziyaret meselesi de ne oluyor? Bir açıklama bekliyorum senden. Ya ben Rüzgar'ı daha önce duymuştum. Gün Çiçek'le sevgililer gibisinden. Oğlunuz kızımın peşini bıraksın diye konuşmaya gittim. Ama zamanı yoktu. Konuşamadık Ethem Bey'le. Bu kadar. Ya Çiçek, sen böyle neler çeviriyorsun ya? Ben kızımla ilgileniyorum. Başıboş mu bıraksaydım? Hadi, sonra konuşuruz bu konuları. İyileşecektim ya. Tabii ki iyileşir canım. O da bizden biri artık. Yani bizim enerjimiz onu iyi eder. İnşallah. Şey, bu arada ben söyleyemedim. Seninle gurur duyuyorum. Sen benim kahramanımsın. Kahramanların süper güçleri olur. Benim öyle süper gücüm falan yok ki. Olsun. Senin süper güce ihtiyacın yok zaten. Yani sen gücünü buradan alıyorsun. Yani öyle maskeymiş, pelerinmiş falan gerek yok onlara. Sen benim kalbimin şampiyonusun. Ben bütün enerjimi senin sevginle alıyorum Karabiber ya.
Trafa. Ha, Songül teyze, şey rüzgarı falan konuşuyorduk da biz ne olacak çocuğum? Aferin oğlum sana. Senin sayende gün çiçek bulundu. De, yani bulunur muydu, bulunmaz mıydı? O da Allah kerim bilemezdik yani. Ne cesur çocukmuşsun sen be. Yok Songül teyze, ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım işte. Hem ben arkadaşlarım için gerekirse canımı bile veririm ya. Ağzından yel alsın. O nasıl laf öyle? Olmaz öyle şey. İnsan hayatında türlü türlü zorluklarla karşılaşır. Yılmak yok. Ölmek falan yok öyle. Ancak yaprak dökülür. O da yeni bir bahar için. Ümitsizlik yok. Her zaman ümit var. Anlaştık mı? Ayrıca pis sedilin olduğu yerde de her zaman umut var. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakayım, benim canım sıkmayın. Hadi yürüyün bakayım. Rüzgar'ın babası Ethem Bey. Kurşunu çıkardık. Sağlık durumu da gayet iyi. Ancak bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Durumu stabil olursa yarın kendi odasına bile çıkartabiliriz. Geçmiş olsun. Çok şükür. Sağ olun. Hadi gözünüz aydın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ethem Bey. Oğlunuz bir kahraman Ethem Bey. En azından benim kahramanım. Kızımı kurtardı. Sizin kızınız da bir kahraman ama. Oğluma verdiği kanla onun hayatını kurtardı. Bu arada oğlumun damarlarında kızınızın kanı dolaştığına göre bir miktar akraba sayılırız. Ben detaylı bilgi almak için aşağı ineceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hey, hadi bakalım. Biz de dışarı çıkıp hava alalım. Hadi. Buyurun. Hadi gidip hava alalım. Çiçek. Sen iyi misin? Biz bir benim hanımın tansiyon ölçüp geliyoruz. Tamam. Görüşürüz. Fenalaştı o. Geldim. Vallahi hepimize büyük geçmiş olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? İşin çoğunu ben yapsam da siz de fena değildiniz ha. Vallahi doğru söylüyorsun Orçucuğum. Yani az kalsın Rüzgar'ın hayatını kurtarıyordum kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Maldan anlıyorsun ha. Sakın yanlış anlamayın. Mal derken kendimi kastettim. İnsan kendini bilince işte. Ya nasıl kurtardık Rüzgar'ın hayatını be? Vallahi doğru söylüyorsun. Yani sonuçta cimban birazcık daha geç kalsaydı kanı senden almak zorunda kalacaktı Korçucuğum. Yani evet çocuk yaşardı, ölmezdi ama şöyle bir sıkıntı var. Ona yaşamak denirsin. Yani düşünebiliyor musun? Senin kanın Rüzgar'ın damarlarında dolaşıyor. O çocuk da artık huy muy hak getire yani. Vallahi doğru söylüyor. Sen karışma lan vallahi, yarsın cimci itiratına ha. Android misin, intihar mısın belli değil ha. Senin kolunu kessek kan yerine ayran akar. Allah'ım ya, espriye bak. Neyse, iyileşiyor. Evet ya, onun da artık kanında pis bir kan var. Salça. Yani pis yedili kanı var demek istedim. İyi oldu böyle ya. Rüzgar'ın durumu iyi. E sen de kurtuldun. Artık mutlu günlerimize geri dönebiliriz. Hadi. Yani. Hadi. Hadi. Evet ya. Demek ki artık yanımızda bir kahraman eşliğinde okula gideceğiz, öyle mi? Ne alakası var ya? Ayrıca Peker'i unutmayalım. O olmasaydı hiçbir şey yapamazdım ben. Tabii değil mi? Peker'i unutmayız. Aslan Peker. Yani okula iki kahramanla gidiyoruz. Ya abartmayın abi. Sonuçta bizim yerimizde hanginiz olsanız aynısını yapardı. Vallahi hangimiz olsa aynısını yapardı. Hiç öyle düşünmüyorum ben. Mesela Orço. Siz kahraman değilsiniz. Asıl kahraman benim adım da geldi işte. Ha! Kahramanlarım benim. İşte kahramanlar. İşte kahramanlar. Kahramanı Tirafa. Çıbaya şıp basa bak artık, diye bak ya. Şşt ulan. Düşündüm, taşındım. Pelerinsiz kahraman olmaz. Yalnız işini söyleyeceğim. Uçmayı da artık bir ara öğrenirsin. Ha! Ben sizin iki tane kahraman olduğunuzu biliyordum. Ama bende bir tane pelerin vardı. O yüzden siz de böyle değiş tokuş yapa yapa kullanırsınız. Mesela pazartesi sen kullanırsın, çarşamba sen, salı sen, perşembe sen. Aranızda değiş tokuş yapa yapa kullanırsınız. İdare edin artık oğlum. Uçacım, keşke senden de bir kahramanlık görseydik. Hiç göremedik yani. Namkörler sizi. Bunca zamanlık arkadaşınızım ve benden bir kahramanlık göremediniz ha, öyle mi? Evet, göremedik.
Madem öyle de tamam, sen de Rüzgar'a kan ver, senin de bir kahramanlığını görelim. Doğru söylüyor. Çocuğa bir iki litre kan verseydin ölür müydü? Kan benim damar benim kardeşim ya, Allah Allah. Kan benim damar benim. Vermiyorum işte. Vermiyorum kanımı. Kan benim değil mi? Allah Allah. Hem ben kanımı çok seviyorum. Belki başka bir şeyler için saklıyorum ben kanımı. Ne için kullanacaksın lan? Fakir vampirlere mi vereceksin? Yalana bak. Ha ha. Peki aç vampirlere göndereceğim koli yapıp kanımı. Ya da böyle nesli tükenmekte olan sivrisineklere emdiririm belki. Tövbe yarabbim, tövbe tövbe. Nasıl konuşturuyorsunuz beni ya? Kimseye vermiyorum abicim ben kanımı. Kimseye vermiyorum. Hem kan benim değil mi arkadaşım? Ben kanımı çok seviyorum. Oo, canım kanım. Canım kanım. Canım kanım benim. Kanım canım benim. Kanım benim. Canım benim. Kanım benim. Ali istese koşa koşa verirdin ama değil mi? Kralına vermem valla. Hem siz bugün Sezercik filmlerindeki psikopat mahalle çocukları gibisiniz ya. Ha? Niye böylesiniz oğlum? Aman kanını vermezsen verme. Allah korusun, sonra sana falan benzer çocuk. Allah seni izler. Meclisin ne olacak? Bir günaydın. 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 Cimbom çantan nerede? Cimbom, çökertmeden çıkan Halil gibi olmuşsun. Espriye geldi ya. Allah'ım neler yapıyorum ben Halil Malil. Kız kaçırıldıktan sonra akıl mı kaldı? Boş ver Cimbom, bende kitap var. Beraber idare ederiz. Yok ya, ondan değil. Fatih bugün savcılığa çıkıyor. Ben de orada olacağım. O yüzden. Ha, tamam o zaman biz de gelelim. Aynen, tek gitme. Yok yok, tek değilim ki zaten. Annem var, avukat var. İyi tamam o zaman. Biz de okuldakilere gün çiçeğin bir iş çıkmış deriz. İyi ya, benim de bugün bir işim var. Ne işin var lan? Sen iyice öğrenciliği meslek ettin kendine ha. Desene, Haziran'da okullar kapağına kadar senin işte devam. Ulan belki de Kamil deyince kızıyorsunuz. Aa işte Kamil için isteyiz. Oğlum benim doğru düzgün normal bir işim olamaz mı? Neymiş senin peki normal olan işin? Ayıptır söylemesi. Bir ajansa başvuracağım da. Okuldan arta kalan zamanlarda ek iş için. Boş vakitlerinde yani ek iş olarak Oscar'lı filmlerde oynayacaksın. Sinema sanatına katkı hesabı. Gülün siz oğlum, gülün gülün. Organizasyonlarda dans edip para kazanmaya başlayınca şişeceksiniz. Şişeceksiniz, siniz, siniz, siniz. Şişeceksiniz, siniz, siniz, siniz. Koşunuz, tanjant, kotanjant. Espriye gel ya. Neler yaptım ben arkadaş? Hadi gelin okula. Şişeceksiniz, siniz, siniz, siniz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki Dizel Beyciğim adamın dibi, kadını yenen erkeğin fendiyle yakında evleniyoruz. Ve düğünümüzde sizi de gömmekten büyük mutluluk duyacağız. Oh oh, kısmetse düğün ne zaman efendim diye söze girdi Ali Sezai. Sanki deminden beri bu konuyu konuşuyorlarmış, izlenimi yaratmaya çalışırcasına. Avcunuzu beş keçi, suratınıza beş çarpı Halil Sezai Bey. Bana böyle dolaylı yollardan evlilik teklif ederseniz oyabilirim. Kadim ve eski bir şarkının söylediği gibi... Oya değilim, olabilirim. Oyabilirim, oyabilirim. Hı? Benim düğünü soruyor Oya Hanımcığım. Dediğim gibi Dizel Beyciğim adamın dibiyle pek yakında evleniyoruz. Ve sırf insanlar meraklansınlar diye kendimizi coming sunuyoruz. Yani pek yakında efendim. Yani bu yüzden tam bir tarih yok. Doğaçlama evleneceğiz, evet. Konuşma Halil Sezai'nin bilmediği bir tempoda gerçekleşmekteydi. Tarihsiz düğün mü olur yahu diye düşündü kendi kendine. Esma Sultan da Halil Sezai'ye manyak mısınız efendim? Kendi kendinize bizimle konuşuyorsunuz, bilmem farkında mısınız diye sitem etti. Konuyu en az kendi kadar saptırıyordu Halil Sezai. Gerginleşmeyelim. Ben düğün tarihinizi bulmanıza belki yardımcı olur diye soruyorum. Kına gecesi ne vakit acaba sevgili hemcinsim? Kına gecesi pek yabancı gelmedi. Hani o bir şeyi bir şeye bağlayan geceye mi deniyordu? Denebilir. Sizi Dizel Beyciğinize bağlayan geceden bir gece önceki gece gibi mesela. Ha, bekarlığa veda partisi diyorsunuz. Yani bir nevi bizim hangover. Söz etmiyorum. Yani... Söz etmiş olayım. Bekarlığa veda partisi ha. Süper bir fikir tatlım. Benim gibi bir sultana da bekarlığa veda partisi yakışır. Fakat öte yandan aslında hayatta da tek bir sultanlık vardır. O da bekarlık sultanlığıdır. Şimdi bu durumda bekarlık sultanlıksa şimdi biz niçin vazgeçiyoruz? Ve buna benzer kafamda deli sorular. Evet.
Yani. O zaman sıkı durun dostlar. Bekarlığa veda partisi düzenliyorum. Ya da gevşek bırakın yok ziyanı ama tıpış. Aman. Affedersiniz. Aa, unutmadan. Buyurun avukatlık vekaletini. Güzel. Tam adamına teslim ettiniz. Hala aklım almıyor. Nasıl yaptı böyle bir şeyi? Demek ki zenginlerden de manyaklar çıkabiliyormuş. Anne, manyağın zengini fakiri mi olur? Kimse ben zenginim bari bir de manyak olayım demiyor ki. Çocuğun içinde varmış, bize çaktı. Çok zengin insan hırsız da olabiliyor. Çok dürüst bildiğimiz insan sahtekar da olabiliyor. Biz bu meslekte neler gördük? Bir bilseniz şaşarsınız. Doğrudur. Peki şimdi biz ne yapacağız? Yani mahkemenin görülmesine az zaman kaldı. Girecek miyiz davaya? Prosedür gereği ilk duruşmaya girmeniz gerekiyor. Ya ben onun yüzünü görmek istemiyorum. Bakmamaya, göz göze gelmemeye çalışın. Zaten yargı ona gereken cevabı verecek. Kesin ceza alacak değil mi? Ondan hiç kuşkunuz olmasın. Fatih'in işi çok zor. Kız kaçırmak, alıkoymak, adam yaralamak bunlar ciddi suçlar. Siz vazgeçseniz bile bir kamu davası artık bu. İyi. Ben şu evraklarımı hazırlayayım, geliyorum, tamam? Başvuru formunu doldurdunuz mu? Doldurdum canım benim, doldurdum. Bir çek edelim. Güzelmiş. Çek edin. Çek edin diyorum, çok güzelmiş. Ay be! Yemin ediyorum iş görüşmesi geriliminde bile espri patlatabiliyorum ha, gerçekten. Yalnız yanlış anlaşılma olmasın, patlatabiliyorum derken espriyi yani. Anladın mı? Başka yerleri çekmeyelim lütfen. Orça Bey. İsminiz Orça yazıyor beyefendi. Yalnız şu beyefendiyi bir kenara atsak da sadece Orça desen ha? İki o ile. Boyunuzda 1.85 yazıyor. Oldu kız. Beğendin mi yoksa boyumu, posumu? Haşim bakışlarımı, dansçı vücudumu ha? Dua et, mesleki prensiplerim var. İş arkadaşlarımla birlikte olmuyorum, haberin olsun. Daha sizinle çalışacağımız belli değil. Kız, beraber çalışsak olabilir diyorsun ha. Seni yırtıcı dişi kurt seni. Gidi gidi gidi. Anlaşıldı. Fotoğraflarınız? Yakışıklılığa bak, güzelliğe bak ya. Bunlar fotoğraflarım. Artık bakıp bakıp iç mi çekersiniz? Ne yaparsınız? Orası size kalmış bir şey. Bilgileriniz alındı. Yeni bir organizasyon işi olduğunda en kısa zamanda size ulaşırız. Şey, numaram orada yazıyor ya. Beni 7/24 istediğiniz zaman iş olur olmaz arayabilirsiniz. Sonuçta yani benim için iş cinsellikten sonra ikinci planda geliyor. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Ha, var var, var gerçekten var. Böyle doğum günleri olur, böyle palto lazım olur, beni arayın. Hiç çekinmeden arayabilirsiniz. Gerçekten bak ya, yemin ediyorum. Kısa paltolüm de var, bir tane kırmızı burun bulur gelirim valla. Doğum günü olmaz, efendime söyleyeyim ölüm günü olur. Onda da çağırın, çok güzel ağlakçılık yaparım bak. Üzerime hiç kimseyi tanımam. Gerçekten bak. Dans olur, efendime söyleyeyim. Striptiz olur, hakkabazlık olur böyle, sihirbazlık olur. Animasyon, manimasyon, her daim tam pantiyon. Orça, iki öyle. Ay be! Yemin ediyorum her işi yaparım. Oynarım, zıplarım, her işi yaparım, her işi yaparım. Arayın beni. Gerçekten her yol var bende. Görüşürüz. Layığını buldu sonunda. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Öyle ama onun yüzünden yaşandı. İyi oldu. Hapiste aklı başına gelir. İyice gıcık olmasın da. Olsun. O gıcık olmasın diye insanlar vurulacak. O birilerini kaçıracak, öyle mi? Öyle değil tabii ki. Benim korkum senin için kızım. Korkuya teslim olmak daha kötü anne. Şunların bakışlarına bak. Gördüm. Hiç hoş değil.
E tabii çocukları hapse girdi. Göbek atacak değiller ya. Anne keyfinden mi girdi hapse? Yaptıkları yüzünden girdi. Merhaba. Merhaba. Duruşma tarihini onaylattım kaleme. Bilmek istersiniz belki. Teşekkürler. Bilmemiz iyi oldu. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Anne ben hastaneye uğrayacağım. Oradan da okula giderim. Peki. Görüşürüz. Kızım. Aman dikkatli ol, tamam mı? Tamam anne, merak etme. Hadi görüşürüz. Anne ben hastaneye uğrayacağım. Oradan da okula giderim. Peki. Görüşürüz. Kızım. Aman dikkatli ol, tamam mı? Tamam anne, merak etme. Hadi görüşürüz. Böyle içi kıpır kıpır olduğuna göre kesin çok önemli bir şey söyleyecek. O yüzden arkadaşlar lütfen pür dikkat dinliyoruz. Söz sende Furki. Teşekkürler Zekiciğim. Bir şey değil Furki. Arkadaşlar bugünü fare eksilme günü ilan ediyorum. Ve bütün asil ve soylu arkadaşlarımın bu özel gününü kutluyorum. Çok iyi konuştun Furki'cim. Sonuçta hitap yeteneğini Oğuzhan Arıcı'dan almıştır arkadaşımız. Çakalsın ya, çakalsın. Çok iyisin sen. Çakal. Aynen bro. Arkadaşlar hazır mıyız? Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, varoşsuz bir dünya için, aso bir gelecek için, parazitsiz günler için... Ya yok be aşkım ya, ne batması ya? Baksana burada kutlama yapıyoruz en coşkulusundan ya. Rüzgardan kurtulduk sayılır. Belasını buldu sonunda. Arkadaşlar, eğer bunlardan böyle teker teker birer birer kurtulursak... ...hesaplarıma göre yaklaşık 11 sene içinde biz bunları tamamen bünyemizden atıyoruz. Atıyoruz gidiyor. Ya gerçi 9 sene de olabilir. Çünkü bunların ne yürüyü belirsiz arkadaşım. Yani böyle biri gidiyor, ikisi geliyor. Sonra biri uzakta kalıyor, üçü geliyor. İkisi giderken başka biri geliyor. Yarısı diğerlerinin başına inşallah, hepsinin başına. Yarısı ne ya? Darısı olacak o. Lan darısı ne aslı kızım ya? Hani sarısı olsa bir anlayacağım da. Darısı ne demek ki? Ya vallahi tam olarak ben de bilmiyorum ama herhalde odur anlamı. Sen zaten ne salak bir kızsın ya, aptal. Dua gibi bir şey işte, hiç mi duymadın? O dua değil, benim babaannem çok söyler o, bad dua. Yani bad dua. Şimdi şöyle bir şey, ya Allah senin bin türlü darını versin diyorlar. Neyse arkadaşlar, bu varoş farelerinden kurtuluyor olma durumumuz bana... ...gelecekteki güzel ve güneşli günlerin bir habercisi gibi geliyor adeta. Bir rüyam var. Hayırlara vesile inşallah. I have a dream diyor yani. Fırkicim açık saçık bir rüyaysa anlatma burada, herkesin içinde sonuçta değil mi? Arkadaşlar rüyam... ...bütün bu diğer varoş farelerinin de sonunun rüzgar gibi olması. Allah onların darısını versin be! Ne biçim insanlarsınız lan siz? Ne yapıyorsun? Orada bir insanın hayatı söz konusu. Siz yok varoşmuş, yok fareymiş. Neyin derdindesiniz lan? Şu kokuşmuş dejenere hayatınızdan utanın diyeceğim ama... ...tabii çatlamamış bir ardamınız kaldıysa. Defterini ne yaptın? Hayır, dur. Bence bu Temmuz var ya, bu Temmuz. Çok hayvansever bir insan, tamam mı? O da biz böyle fare falan deyince... O gerçek farelere söyledik zannetti. Biz halbuki o farelerden bahsetmiyorduk. Bilseydi böyle arıza çıkarmazdı. Çocuk da korktu bence. Bir şey yaptı yani. O dua etsin Esma'nın yeğeni o. Yoksa ben bu hareketin cezasını verirdim ona. Arkadaşım kaç senedir okuyoruz. Bir kere şöyle bir atarım olmadı bu okulda. Uy korktun mu sen? Kıyamam ben sana. Oy canım gel. Ne
Sıkıntın mı var evlat? Yok, susadım sadece. Ben hemşireyi çağırayım o zaman. Baba alt tarafı bir suyu içireceğin oğluna ya. Merak etme, iş adamı karizmanı çizilmez. Küstahlık etme Rüzgar. Baban saygın bir iş adamı olmasaydı... gittiğin o bütün okullarda başına gelen onca belalardan sonra... hala hayatta olabilir miydin acaba? Ha? Doğru. Bu belayı da ben açtım başıma, değil mi? Arkadaşım kaçırılırken benim izlemem lazımdı. Ya. En azından şu anda hastanede olmazdın. Ama ne zaman sözümü dinledin ki şimdi dinleyesin? Sen de ne zaman gözlerimin içine bakıp sevgiyle konuştun ki? Yazıklar olsun Rüzgar. Sana sunduğum onca imkandan sonra hala sevgimi sorguluyorsun ya yani. Ha? Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok yok, gel. Gel evladım. Benim de dışarıda bir görüşmem var zaten. Sana çiçek getirdim ama içeri almadılar. Kapının önünde, diğerlerinin yanında. Ben ayırt ederim onları ya. Kesin sarı kırmızıdır seninkiler. Evet, aynen öyle. Sen nasılsın? Ağrısızın var mı? Ne zaman başlayacaksın takımda çalışmalara? En yakın zamanda. Tabii beni kesmezlerse takımda. Baksana, sürekli hastanelerdeyim. Takım onlar için bu hale düştüğünü biliyor. O yüzden kimse kesmez seni takımdan. Buna sevindim. Ya şaka bir yana. Ya bu ay içinde ikinci kere benim yüzümden hastaneye düşüyorsun. Annem arıyor. Kaçmam lazım, merak etmiştir şimdi. Ya de. Başım başım. Affedersiniz. 5 dakika demiştik. Tamam. Ya, iyiyim dedim ya sana. Rüzgar, ben okul çıkışı gelirim. Şimdi gideyim. Ya iyi geçti işte. Bir sıkıntı yok yani şimdi. Tamam. Ay yarabbim ya. Şimdi biz düzeyli bir ilişki yaşıyorduk ya. Efendime söyleyeyim, böyle kokoş kokoş takılıyorduk. Benim adam gitti. Ben kokoreç yiyeceğim diye tutturdu. Dedim ki ya, sen en son dedim kokoreç yediğimiz günü hatırlamıyor musun? Ben böyle kus 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 kustum. Sen de sevmemiştin. Nereden çıktı şimdi dedim. Kokoreç mi? Bağırsak yani. Ay evet, bağırsak. Ben de öyle dedim. Dedim yani böyle bağırsak falan sevmezsin sen, sana ne oldu minnoşum yani oldu ya. Ay çok korkunç yani, düzeyli ilişkiye bak. Evet, sizin gerçekten çok düzeyli bir ilişkiniz vardı damlacığım. Sen çok haklısın. Bence kesin ayrıl. Burnu sürtsün, sonra hamburger patatesi geri döner nasıl olsun. Ya kokoreç ya ben de sevdim. Ben böyle demek istedim. Ben böyle hatta tam diyecektim. Sonra durdum, dedim ki yani şimdi kalkar der ki ben kokoreçi daha çok seviyorum. Ay düşünsenize yarabbim, böyle kokoreçe tercih edilen tek kız olacaktım dünya tarihinde. Ay yok, bunu düşünce benim kalbim yetmez, vallahi ölürdüm. Yapamadım, yapamadım. Sen de haklısın damlacığım. Yani asıl aşk mesela bu cimbomu kaçıran adamdaki. Mesela Ferhat ile Şirin. Yani sen Ferhat kalk, Şirin'i al. O koz yatağından Şile'ye kadar ta koskoca kız nereden baksan 50 kilo al oraya taşır kaçır. Yani işte asıl gerçek aşk bu. Ah işte sevdiceğim orada. Ya ben gidiyordum, kalbim neden böyle pıt 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 hızlı hızlı çarpmaya başladı. Demek ki hissediyor ya. Yani demek ki varmış bu zamanda da böyleleri. Bence de kesinlikle öyle. Gerçek aşk budur işte kızlar. Gerçek aşk mı? Ne konuşuyor acaba bunlar burada? Ya ne diyorsunuz siz yine ya? Konu kokoreçti. Benim düzeyli ilişkimdi. Aldınız yine konuyu. Saptırdınız başka yerlere. Yani konu kokoreçti. Aldınız yine cimbomu getirdiniz. Ona getirdiniz, buna getirdiniz. Arkadaşım cimbom zaten kaçırıldı. O kız hep kaçırılıyor, kaçıyor. Artık aşın bu konuları. Kapatın bu konuları yani. Aa, ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Sonra ben anlamıyorum. Böyle sıkıntı yaşıyorum yani. Yani şimdi bu ne demek? Kaçıracak kadar gerçekten çok seviyor demek. Yani mesela bizim yörelerde seven insan kaçırır. Şimdi seven insan böyle elinden kaçırıyorsa... yani beni bugüne kadar ellerinden kaçıranların hepsi çok sevdiği için mi kaçırdı? Ay. Mevzu yine başka bir yerinden anlamayı becerdin. Tebrik ediyorum tatlıcığım.
Ne diyorsun be sen yine? Beni deli etme Beril. Ben daha fazla dayanamayacağım. Gece oldu. Bir kızı bayıltıp kaçırırsan onu çok seviyorsun demekmiş ha. Ulan Alice, ben de seni büyük bir aşkla kaçırmazsam bana da Orço demesinler. Orço, iki O ile. Merhaba müstakbel kocacığım, merhaba esnaf insan. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Geç bakalım şöyle. Niye açmıyorsun kız o telefonunu? Dişilik içgüdülerime kulak vererek sizi meraklandırmak istedim. Niye? Manyak mısın? Utandırıyorsunuz efendim beni. İnsanlar var. Bak bir daha o telefon ikilemeyecek. O telefon ikilerse ben beşlerim, sonra sen de ikilersin. Böyle. Nasıl da ruhumu okşayan şeyler söylüyorsunuz. Fifty gentleman gücünde erkek insan sizi. Lafınızı unutmayın. Düğünümüzün arifesinde size bir sürprizle geldim. Erkeklikte bir dünya markası insan. Sakarlığa ve bekarlığa veda partisi düzenliyorum efendim. Durup dururken parti çıkarma başımıza kızım. Bekarlığa veda partisi de neymiş? Gavur icadı. Bak, şöyle bir düğünümüzü yapalım. Ondan sonra toplaşırız eş dost, yaparız bir ocakbaşı olur biter. Bu bekarlığa veda partisi efendim zaten sizin için değil, benim için. Benim bekarlık sultanlığımdaki tahtımı devir partim. Bekarlıktaki son günüm. Ayrıca bakınız, bilmem biliyor musunuz, kızlar ve erkekler bekarlığa veda partilerini ayrı ayrı yaşarlar efendim. Allah Allah. Peki ne zamanmış bakalım senin bu bekarlığa veda partin? Tahminen düğünümüzden bir gün önce efendim. Kına gecesi gibi bir şey. Kına gecesi gibi bir şey diyorsun yani. Kına gecesi gibi bir şey pek... Yani kına gecesinin biraz spor olanı efendim. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Gene iş çıkardın ya başımıza, artık neyse. O zaman bakalım sizin bekarlık partisi algınızla benimki arasında ne tür farklılıklar var? Bir dikizleyelim, görelim efendim. Görelim bakalım. Bu sefer bu iş tamam. İlk denememde olmasa bile 82. denememde seni kendine aşık edeceğim Alice'im, kavala kurabiyem. İyi de ben şimdi Alice'i nasıl bayıltacağım ya? Eter de yok bende. Nuri Alçakadızı da yok. Allah'ım ya. Ulan bir insan kendi kendine espri yapıp güler mi ya? Açtım ben kendim. Gerçekten çok açtım. Daha benim bir an önce Alice'i bayıltmam lazım. Ama nasıl? Nasıl bayılır işte? Düşün Orca. Düşün sen bulursan. Allah cezanı versin. Ulan Orço. Allah cezanı versin oğlum. Bu ne lan böyle? İki aydır aynı çorap giyilir mi? Vallahi bayılacaktım. Yemin ediyorum bayılacaktım. Ne dedim ben? Hı? Bayılacak mıydım dedim. Allah'ım yarabbim ya. Ulan ben bu kokudan bayılıyorsam Alice var ya hayli hayli bayılır. Allah'ım ya, ben ne zeki adamım ya. Ali çoraplarıma bayılacak. Acaba diğerini mi çıkarsam ya? Ya da yok ya. Şimdi ikisini birden koklatırsak kız ölür mülür, aman başım sakın. Allah korusun. Neyse. Alice'im kalimerom kavala kurabiyem. Çorabıma bayılacaksa. Allah'a geliyor. Allah'a Alice geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Alice geliyor. Alice geliyor. Alice.
İsteyelim ya. Ali! Kalimero, kavala kurabiyem benim. Ne var yine? Başımın belası ne var? Başımın belası derken tatlı belası mı demek istedin? Ha? Ya da senin için acılı, eksili belan da olurum. Yeter ki sen iste. Yok canım, direkt başımın belası demek istedim sana. Direkt derken evimin direği anlamındaki direkt mi? Orço, yağmur yağmıyor. Ben senin suratına tükürüyorum. Oh, yarabbim şükür. Yeter ki sen tükür. Karides sagana, gim grek salatam benim. Şişt, Aris. Sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Gerçekten çok önemli ve çok gizli. Merak etmiyorum desem. Ama duyunca gözlerim böyle açılacak desem, ha? Gerçekten çok önemli. Gel. Kimsenin duymaması lazım. Bak çok kısa ama. Ya o kadar kısa değil canım, birazcık uzun. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Ay, ay, ay. Aman, aman. Bu ne be? İğrenç kurbiye bu ne? Yorabı! Kıdır, Allah'ın yok. Bırak başını sana. Bayıltana kadar vurmazsın. Aris, ne yapıyorsun? Bayıltana kadar. Aris, sıkacağım basana. Kurtulamayacaksın. Tamam, ben de korkayım. Beraber bayılalım ya. Olmaz ki ayakkabı. Sen önden var, ben arkandan gelirim. Aris, fantezilerine hastayım. Bu ne kız? Çok mu çıkıyorsun? Aman bu hadi vur ah öyle. Daha güçlü vur. Daha bir güçlü istiyorum ben. Daha bir güçlü vur Aris'im. Bir daha vur. Geçen gün Burak kafeye gittim. Adil Kaput'u görmen lazımdı. Saçım, makyajı çok kötüydü. Aynen aynen. Ben de alışveriş merkezinde gördüm. Bir elbise gibi sana anlatamam. Salça. Hay. Ne haber? İyi de ödümü kopardın. Kusura bakma. Olur mu canım? Ne kusuru? Şey ben... Sana bir şey söylemek istiyorum ama... Bir şey mi söyleyeceğim? Ne diyeceğim? Bizimkilerle mi ilgili? Rüzgarla ilgili değil mi? Durumu nasıl? Haber mi var? İyi mi? İyi mi? Dur Allah aşkına, sakin ol. İyi, kusura bakma. Ben heyecanlandığımda böyle sorular sormaya başlarım da. Neden heyecanlandın? Şeyden heyecanlandım. Sen hani böyle birden geldin ya. Böyle bir şey oldu sandım ben de. O yüzden heyecanlandım. Yok, bir şey olmadı da ben sana bir şey sormaya geldim buraya aslında. Sor. Akşam bir işin yoksa bir yerlerde buluşalım mı? Yok ya, benim işim olmaz. Nasıl yani? Benim de mi işin olmaz? Saçmalama, olur mu? Akşamları işim olmaz benim. O zaman akşam buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Buraların yabancısıyım ben. Senin bildiğin bir kafede buluşalım o zaman. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. İnanmıyorum ya. Bertan bana kesin çıkma teklif edecek. Çok heyecanlandım şu anda. Günçiçek. Selam. Selam. Ya olanları duydum da bir geçmiş olsun demek istedim. Ha, teşekkür ederim. İyisin değil mi? Yani çok kötü günler geçirmiş olmalısın. Evet, çok kötüydü. Ama iyiyim, arkadaşlarım kurtardı beni. Öğrendim. Keşke daha erken haberim olsaydı. Yani hiç düşünmeden yardımına gelirdim. Sağ ol. Ya şimdi yardıma tek ihtiyacı olan insan Rüzgar. O da hastanede zaten, doktorlar ilgileniyor. Evet, duydum. Ama durumu iyiymiş. Yani hayatı tehlikeye atlatmış galiba. Evet, iyi. Ben gittim gördüm onu. İyileşiyor. Sevindim. Biz de sevindik. Tamam. Ben sınıfa gideyim o zaman. Temmuz. Efendim? Ya sana bir şey soracağım. Aha. Sen Esma Sultan'ın gerçekten yeğeni misin? Evet. Yani baya baya öz teyzen. Hani annenin arkadaşı olur teyze dersin, öyle de değil. Yani kan bağınız var. Evet, neden sordun? Çok ilginç yani. Hiç benzemiyorsunuz da. Şey yani sima olarak. Anladım. Beni daha çok zaten baba tarafına benzetirler. Sima olarak. Şükür. Yani şükür derken bizi ilgilendirmez tabii. Sen kendi halinden memnunsan. Neyse ya. Ben seni tutmayayım. İsmail Sultan'ın nasıl böyle yeğeni olur ya? Çocuk resmen yanıma gelip halatır sordu. Hayır yani halası olsa annesi babasını aldatmış diyeceğim ama... Yine salçaya bağladım. Kendime geleyim.
Gir. Beni çağırmışsınız değerli mevki makam sahibi hemcinsim. Evet efendim, gerçekleşmesinden en nefret ettiğim şeyi yaparak sizinle dertleşmek istiyorum. Benimle dertleşmek? Oo, gelsin bakalım. Bekarlığın son günlerini yaşadığım şu günlerde kafamda bazı sorular var ve o soruları benim yerime sizin sormanızı istiyorum efendim. Böyle bir şey istesem çok şey mi istemiş olurum acaba? Az bile efendim, eğer hazırsanız ilk sorunuz işte. Bir kadın ve bir erkek aynı evde bir ömür boyu nasıl yaşayabilir? Bunu çok fazla hatırlamamaya çalışıyorum açıkçası. İkinci soru. Mütemadiyen tüy dökecek bir yaratıkla bir evde nasıl yaşanır? Yani bu biraz acımasız oldu tabii. Aslında yanlış anlamayın, ben acımasızlığa katiyen karşı değilim. Böyle bir durumda tüymekle kolibandı arasında gidip geliyorum. Diğer soru. Hayat boyu kendinizi sevmediğiniz pek çok zamanınız olacak. Tüm bu zamanlarda karşınızdaki orangutan yavrusunu sevebilecek misiniz? Bu da ağır oldu. Yani ama tabii ağırlık iyidir, insanın ayaklarını yerde tutar. Kendimi sevmediğim hiçbir zaman olmadı. Ama hak etmediğim zamanlar oldu. Ama ben buna rağmen benim diye kendimi sevmeye devam ettim efendim. Devam edin, buyursunlar, akışta kalalım. Evet. Son da en önemli soru. Olmak isteyip de olamadığınız pek çok şeyin bahanesi olacak o adam. Dizel beyciğiniz. Bütün bu suçlamaları kaldırabilecek mi Esma Hanım? İyi ki sizin gibi erkek düşmanı bir dostum var. Bekarlığımın bu son günlerinde kafamda olan bazı soruları kendi kendime ikinci defa sormama neden olduğunuz için gerçek bir dostsunuz. Ve sadece ve sırf bu yüzden bekarlığa veda partime gelmeye hak kazandınız efendim. Benim bekarlığa veda etmeye hiç niyetim yok Esma Hanım. Beni bekar olma pozisyonundan çıkaracak bir erkek daha henüz bu dünyaya gelmedi Esma Hanım. Partimiz kız kıza olacak efendim. Ve parayla tutulmuş dansçı ve kaslı erkekler olacak. Parayla tutulmuş adamlardan söz ediyorum size. Olur o, öyle olur o. O zaman fazla erkek düşmanlığı yapmadan tıpışabilirsiniz efendim. Sevgiyle ve kadıncasına. Buyursunlar. Ne kadar romantik ya. Neymiş o romantik olan? Rüzgar'ın gün çiçek için yaptı. Kızım, çocuk gün çiçek için kurşun yedi be. Yani romantik demesem yalan olur. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Biz prensi bulmak için birçok kurbağa öpmek zorunda kalabiliyoruz. Belki de senin prensin Rüzgar'dır. Salça, ağzına biber süreceğim. Oraya bir denden atalım diyorum ben. Ben de senin ağzına biber sürerim. Her şu Fatih şerefsiz yüzünden oldu. Adam çim lekesi gibi ya. Yıkıyorsun yıkıyorsun çıkmıyor. Bir yerde tutsak edilmek de iğrenç bir şeymiş. Çok korkunçtu. Allah kimsenin başına vermesin. Bir şey soracağım. Sen şimdi Fatih'e aşık mısın? Saçmalama Salça ya, ne aşık olacağım ona. Adam beni zorla kaçırdı. Rüzgar'ı da vurdu. Tamam, bunları yaptı ama hepsini sana olan aşkı için yaptı çocuk. Şimdi sen Stockholm sendromu olmadın mı? O ne ya öyle? Şöyle açıklayayım. Kaçırılan kişinin kaçıran kişiye aşık olmasıdır. Hayır, olmadım Salça. Niye olayım ki beni kaçıran birine aşık mı aşık? Kızım, psikoloji de var bu. Sen Türk sinemalarını hatırlamıyor musun? Jönümüz vardır yakışıklı. Kız aşık olur, kızı kaçırır, kız direnir, direnir, direnir. Sonra yakışıklı jönümüzde aşık olur ve mutlusun. Of, neyse Salça, bu konulardan konuşmayalım. Vallahi içim kararıyor ya. Konuşmak istemiyorum bunları. Gidiyor muyuz o zaman Rüzgar'ı ziyarete? Tabii ki gidiyoruz ya. Çocuk benim yüzümden vuruldu. Benim hazırlanmam falan lazım. Ben gelemem, işim var. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki. Teyzemler dedi, gel dedi, evde akşama dedi bir işimiz var. Bunun altından bir şey çıkmasın sonra. Yani sana ne ya? Yaz kızım sana ne? Ben senin esirin miyim ya? Ben senin esirin miyim? Bir de elimi kolumu anında bağlayın da tam olsun. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Esir mesir yok, elim kolumu bağlayın. Kız atlatamamış zaten, densiz. Çürüttün bu sefer. İyi oldu. Çürüdü bu sefer. Ne yapıyoruz aşkım? Selam.
Gidiyoruz hastaneye. Herkes geliyor mu? Şey, ben gelmiyorum. İşim var. Allah Allah, ne işin var? Bilmem. Nasıl bilmem? İnsan işinin ne olduğunu bilmez mi? Yok. Bilmiyorum işte ya. Çekil. Gidiyorum ben. Nereye kız, bekle. Ben de geliyorum. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun lan? Ya Tirapacığım. Ayıptır söylemesi Tirapacığım. Beni ajanstan aradılar. Menajerim aradı. İş çıkmış da gidip görüşmem lazım. Menajerim mi aradı? Yes. Vallahi Orçacığım, şu an ne çeviriyorsun bilmiyorum ama eğer başını belaya sokarsan arkanı ben toplamam ona göre. Toplamazsam toplama lan arkamı. Allah Allah. Ha. Bugünden bugüne senin karşında sanatçı var. Peki o sanatçı arkadaşımız ne iş yapacakmış? Erkek dansçı arıyorlarmış da. Peki Orçacığım, sen dans etmeyi biliyor musun kardeşim? Ayıp ediyorsun Tirapo. Dans deyince akla kim gelir? Orço, lamba da olsun. Efendime söyleyeyim, kucak dansı olsun. Ondan sonra tamam, tren tamam. Dansı tamam, olsun. Tamam, çirkinleşme. Tamam Mete. Ben kaçar. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hayret bir şey ya. Ya alt tarafı staj yapacağız ya. Bir staj ya. Sabahki firmada reddetti beni. Ya gideceğim ya. Bu neye bakar? Bir yola bir yemeğe bakar. Bedava işçiyiz ya. Çalıştırmıyorlar ya. Belki ihtiyaçları yoktur Ceyhun. Hem bak burası güzel bir yere benziyor. Ben buldum. Sen bulduysan güzeldir tabii ki. Hiç sırnaşma Ceyhun. Daha seni affetmiş değilim. Böyle güvenimi kazanamazsın. İyi. Allah kahretsin. Başvuru formunu unuttum. Ceyhun bende ya. Sen niye bu kadar şaşkınsın bugün? Ha ne bileyim. Aklım benim Rüzgar Hacı'm oldu. Ben onlara çok üzüldüm ya. Ben de üzüldüm. Sorma. Gece hiç uyuyamadım zaten. Sizimiz okey. Gel gel, bu patron öyle. Bak tipinden belli. Gel gel. Gel bu patron, bak. Tipe bak. Gel. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Ben staj için başvuru yapmaya gelmiştim de. Başvuru formunu doldurdunuz mu? Evet evet, orada. Gel hayatım, gel. Yanımda ol benim. Ceyhun Samiyeli. Benim. Korkarım size kötü bir haberim var. Hayırdır? Sizden önceki arkadaşı işe aldık. Yani anlayacağınız, kontenjanımız doldu. Ha. Tüh be. Bak yani, şanssızlık işte. Benimki de basiret bağlanması, gördünüz mü? Ne yapalım? En azından tanıştığımıza çok memnun oldum. İnşallah ileride sizinle çalışmak dileğiyle. İnşallah efendim. Alayım ben onu. Sağ olun. Buyurun. Al canım. İyi günler. Kolay gelsin. Sanki beni CEO olarak işe alacaklar. Ben bir CEO ile iş görüşmesine geliyorum sanki ve ben CEO olacağım. Hayret bir şey ya. Ceyhun, sen şimdi bunu bu kadar dert ettiysen istiyorsan Zeynep'in yanına geri dön. Yani yurtta da kalmak zorunda kalmazsın. Ev de iyiydi. İş yani sonuçta. Ben sana engel oluyormuşum gibi oldu böyle. Hayır olur mu? Aşkım öyle düşünme. Aşkım öyle düşünmeye gerek yok Elçin. Elçin! Elçin dur, Elçin, Elçin dur, Elçin. Ne olur dur aşkım ya. Sen beni yanlış anladın bak bebeğim. Ben... Aşkım ben staj yapacak bir yer bulurum. Çalışacak bir yer bulurum ama senin gibi birisini bir asla bulamam. Elçin, sen benim bu dünyadaki en kıymetlimsin ya. Öyle mi? Öylesin tabii. İnsan dünyada bir kere aşık olurmuş. O da çok şanslıysa. Ben dünyanın en şanslı adamıyım ki sen varsın. Hem zaten... Staj dediğin nedir ki ya? Ya giderim okula, derim ki ben bulamadım bir yer arkadaş derim. Onlar gider bana bulur bir yer. Ya. Evet. İyi bari o zaman zorla geç olsun, güç olmasın. Tamam aşkım, sen canını sıkma. Ya haydi, ya benim anlamadığım konu şu yani. O yüzden bu çıkışlarım. Ya üç yere gittik. Ben üç yerden reddedildim ya. Hayır, bende bir sıkıntı var herhalde. Öyle düşünüyorum artık ya. Yok, öyle düşünme. Ya vardır bir nedeni. Neyse, sıkma canını, buluruz bir yer. Elçin. Seni seviyorum. Ben de. Hadi, affetmedim ama Ceyhun. Ben de dedim ama affetmedim daha. Ben affettireceğim kendimi. Hayır, söz. Affetmedim. Öyle düşünme. Hmm.
Alça. Merdan. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyilik. İyi. Nasıl buldun burayı? Kolay buldum ya. Sıra sıra geldim. Öyle değil oğlum. Yani nasıl buldun? Güzel mi buldun anlamında? Evet. Çok güzel. Bu arada seni ilk defa makyaj gördüm. Beğenmedin mi? Yok yok. Sadece şaşırdım. Aslında çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Salça. Heh. Seni buraya neden çağırdım biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Ya demek ilgim olduğunu anladım. Tabii ki. Yani seni ilk gördüğümde anlamıştım Berta. Bu kadar mı duygularımı belli ettim? Senin suçun değil tabii. Kendini şey yapma. Tabii kız güzel olunca kim ne yapsın ki? Evet. Çok güzel. Gerçi bu başına gelene çok üzüldüm. Şu kaçırma olayı. Evet ya. Can beni elinden kaçırdı oğlum. Ama olsun kendi kaybetti. Kendi kaybetti. Yok ben cimbom için söylüyorum. Hani kızı kaçırdılar ya. Çok üzüldüm. Sen deminden beri cimbomdan mı bahsediyorsun? Evet. Sen kimden bahsediyorsun sandın? Kimseden ya. Kimseden. Salça bak. Lafı dolandırmayacağım. Sen onun en yakın arkadaşısın. Cimbom'un hayatında biri var mı? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum ya. Sana bir şey söylemedi mi? Ya da birisinden duymadın mı? Sonuçta okul senden sorulur. Bertan, kıt mısın oğlum sen? Bilmiyorum diyorum ya. Ya bana ne Cimbom'un aşk hayatından Allah aşkına ya? Oğlum ben ünlülerin hayatından, ben ünlülerin aşk hayatından ilgilenirim. Onları takip ederim. Bana ne Cimbom'dan be? Bertan Allah aşkına ya, gidiyorum ben. Niye gittin öyle ya? Herhalde bir şey bozuldu. Tabii ya. Kızı kaçırdılar, senin sorduğun soruya bak. Cimbom'un hayatında biri var mı? Zamanlaman müthiş Berdan. Buyursunlar bakalım. Evet, bol köpüklü. Gün geldi çattı anne. Ya muradımı görüp sevineceğin yerde kaşlarını çatıyorsun. Ya gül biraz, çatma şu kaşlarını. Çatarım, çatmam. Sana ne? Esas sen çatma. Bırakıp gideceksin anneni, eşek sıpasın. Ya seni yalnız bırakır mıyım anne? Söz, her gün geleceğim ziyaretine. Vallahi bak, dizel sözü. Dizel sözü. He. İki mahalle aşağımda oturuyorsun. Bir kere kalkıp annemi bir ziyarete gideyim demiyorsun. Ama anne sözü söyleyeyim sana. Şimdi eğleşip gülüşün. O kopuk uçurtma bir bırakacak ki seni. Annem demişti diyeceksin. Kaçıracak o kopuk uçurtma seni. Ya niye kaçırsın be anne? Sus, anneye cevap verme. Hem anneye cevap veriyor hem de soruma soruyla cevap veriyor. İki kere rafine. Söyle, ne isteyeceksin? Sen öyle kuru kuru çağırmazsın. Ya Esma, kına gecesi yapacak. Bak. Beni senden ayırıyor ya, yaksın bir yerlerine o kınayı. Öyle deme be anne. Ya Esma sonuçta benim karım olacak. Ne güzel işte, sen de onun kaynanası olacaksın. Ondan sonra ekşir durursun kafasına. Sus, anneyle böyle konuşulmaz. Sen onu bunu bırak da şimdi gelinini kına gecesinde yalnız bırakmayacaksın değil mi? He? Ya oğlun için de gitmez misin? Ya benim için anne, benim için. Sen olmazsan zaten eğlenemez onlar. Bak, kırma beni he. Mecburen gideceğiz. Heh, işte benim annem bu, benim sultanım bu. Yürüm seni, yürüm, yürüm. Yalışma. O evdeki Reşatlardan bir tanesini takarım. Tamam. Sonra demesinler. Suratsız Nemrut kadının biri. Ama başka şey de istemesinler. Ya senin orada olman yeter be annem. Bırak hediyeyi, hediyeyi boş geç. Senin dur, dur, dur mübarek elini öpeyim ben. Oh, canım benim, canım, canım. Sen
bu ara çok öksürüyorsun. Hazır hastaneye gelmişken seni de mi göstersek? Her şeyde cevabım var ha. Seni alan yandı vallahi. Hadi. Mert. Ne oldu ya? Rüzgar yok burada. Allah Allah, nereye gittin ki bu çocuk? Bilmiyorum, hemşirelere soralım bari. Soralım. Pardon. Biz Rüzgar Kraft'a bakmıştık ama odasında değil. Maalesef Rüzgar Kraft'la artık burada değil. Niye, bir şey mi oldu? Başka hastaneye falan mı yerleştirdiniz? Hayır, Ethem Bey Rüzgar Bey'i ambulans uçakla annesinin yanına gönderdi. Mardin'e sanırım. Mardin'e mi? Yaraların acır kuzum. Anne, sıkıldım yatmaktan ya. Biraz dolaşayım. Olmaz. Doktor ne söyledi? Dinlenecek dedi. Hadi kurban oldum. Sen böyle uzan. Ben sana şimdi yemek getireceğim. Uf, tamam anne ya. Niye ufluyorsun oğlum? Yoksa memnun değilsin annenin yanına geldiğini. Oysa benden iyi kim bakarsa kuzum. Kurban olsun ana. Anne, memnun olmaz olur muyum? İşte arkadaşlarımı öylece bırakıp geldim, veda bile edemedim. Hele sen bir iyileş, orasını düşünme kuzum. Hadi ben sana yemek yapacağım şimdi. Alo. Alo Rüzgar. Biz seni görmeye hastaneye geldik ama sen yoksun. Ya Mardin'e gittiğini söylediler, doğru mu? Doğru. Mardin'deyim şimdi. Nasılsın peki? Yani o halde onca yol gitmişsin. İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok. Ama bir garip oldu ya. Böyle apar topar geldim. Kusura bakmadınız değil mi? Ya kusura bakmaktan değil de... Ne bileyim yani, şaşırdık. Selam. Bak Mertler de yanımda. Sevil, Peker hep selam söylüyorlar sana. Sen de çok selam söyle. Söylerim. Benim de sana söylemek istediğim şeyler vardı ama... Ya doğru dürüst teşekkür bile edemedim. Alo Günçiçek. Sesin kesik kesik geliyor. Alo, duyabiliyor musun beni? Alo Günçiçek. Seni tam duyamıyorum. Eğer beni duyuyorsan herkese çok selam söyle, tamam? Alo. Çekmiyor telefonu, o yüzden kapattı. Yani zırt diye Mardin'e gitti ha? Evet. Oralarda şimdi güzeldir ya. Çok kalacak mıymış? Yani babasıyla arası kötü galiba. Ya ben odaya girdiğimde de babasıyla tartışıyorlardı. Neyse ya. En azından annesi sevinmiştir çocuğa. Ya iyi de doğru dürüst teşekkür bile edemedim ki çocuğa. Ettin ya kızım, daha ne? İyi de öyle telefonda teşekkür etmeyle olur mu? Ya çocuk benim yüzümden canını tehlikeye attı. Kızlar, Bekarlığa veda partimi beğendiniz mi? Burada yaşananlar burada kalacak, dışarı çıkmayacak. Allah Allah, sonumuzu hayır eylesin. Hasan Paşa beni burada böyle bir görse var ya, kıt. Son gül. Erkeklerden korkmayın. Bakayım. Böyle kına gecesi mi olur? Adres burası dediler. Gelin. Seni zilli. Boyum aslan devresin seni zilli. Ama ben sana sorarım bunu. Sorarım. Ya ona bak. Sanki gülen surat mı? Yoksa ağlayan surat mı? Ha? Hangisi? Bence ikisi de kalsın abi. Değişik oldu. Doğru söylüyorsa ben de öyle düşünmüştüm zaten.
Lan. Sağ lan. Ha, sana ne oldu? Azıcık kendin ol lan. Azıcık kendin ol. Çıkar şu maskeyi, çıkar. Ne diyorsun abi ya? Bu maskeyi bana zaten sen verdin. Bak bir de hala konuşuyor. Kalk geri git lan. Yürü. Yürü. Artabım bozma beni. Sen ne anlarsın sanattan manattan be? Sanat düşmanı. Lan acaba bugün hangi dansımı yapsam ya? Modern dans mı yapsam? Hangisi ya? Yoksa 80'ler mi? Buldum. Yoksa 90'lar mı? Buldum. Hem 80'ler hem 90'lar hem de modern dans yapacağım. Allah'ım ya Rabbim neler yapıyorum ben ya. Yemin ediyorum açtım ben kendimi. Gerçekten çok açtım ha. Bugünkü kızın bekarlığa veda partisi değil. Bekarlığa yeniden merhaba partisi olacak. Benim danslarımı görünce kendinden geçecek. Nereye bakıyorsun lan sen? Bana bakıyorsun lan sen? Nereye bakıyorsun sen? Gözlerini oyarım senin ha. Yemin ediyorum gözlerini oyarım. Sezer. Oğluma boynuz takarsın ha zilli. Ha güzel oğlum ben anam. Ha beni ara yavrum. Kiminle görüşüyorum? Aa, Dizel sen misin yavrum? Biraz önce ben seni aradım. Oğlum, metanetli ol. Sana çok kötü haberlerim var. Seni kına gecesi ayağına keklemiş oğlum. Ya, dansçı erkeklerle fingir diyor. Evet, dansçı erkeklerle yavrum. Düğünden önce gelini görmek şey getirir. Ne getirir? Uğursuzluk getirir efendim. Diyeceksiniz ki bu sefer de gelini tanımadan etmeden nasıl evleneyim değil mi? Tabii siz de haklısınız. Öyle kem küm. Kes! Kes seninle evde konuşacağız. Senin ifadeni evde alacağım ben. Lan! Sen kim oluyorsun da benim karımla dans ediyorsun bakayım? He? Ay! Güzel ya. Orça, lan eşe gelip senin ne işin var lan burada? Gitti. Vallahi gitti. Öt patladı bak gitti. Mahvoldum ben. Allah! Dizel Beyciğim, açıklayabilirim efendim. Ya neyini açıklayacaksın kızım? Yürü. Rezil ettin beni herkese. Yürü evde soracağım bunun hesabını. Yürü. Ne haşin, ne sert erkek değil mi? Ben de bunun hesabını sana evde soracağım. Songül Hanım. Hadi bakayım, üşenme. Hadi. Aman be, ne bağırıyorsun deniz orozu gibi? Allah Allah, neyin hesabını soracak? Bak çok güzel oldu. Ben güzel yapıyorum bu French ojeyi. Ya ben French oje falan istemiyorum. Makedon oje var mı? Sen onu söyle bana. Ay saçmalama salça. Makedon oje mi olur? Ya sen hiç konuşma. Ya sen niye atarlanıyorsun bana 2-3 gündür? Nedenini biliyorsun sen çünkü cimbomanı. Biliyorsun. Bu kız niye atarlanıyor bana böyle? Ne bileyim. Kendince bir hesabı vardır belki seninle. Hay benimle hesabı olmayan yok zaten. Kime elimi uzatsam çekip gidiyor. Paşadan sonra rüzgar da gitti diyorsun yani. Ay saçmalama rüzgar demedim. Güney'den bahsediyorum. Rüzgarı da düşünmüyorum değil diyorsun ama yani. Rüzgar benim arkadaşım. Sadece bana yardım ettiği için kendimi ona karşı borçlu hissediyorum.
Keşke onun zor zamanlarında ben de onun yanında olabilseydim. Evet, bir şeyler yapabilseydik güzel olurdu. Sevil. Hı. Mardin uzak mı? Yani bayağı uzak sayılır. Hani öyle zort diye çocuk bir anda gelemez tabii. Ne iyidir herhalde şimdi. Zaten birkaç güne temelli gelir. Ben gideyim şu kıza bir bakayım ya. Aa, ne yaptı? Dur 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 kızım, ne yapıyorsun ya? O kadar buzlu su içilir mi? Hasta olacaksın. Hayır. Herkes cimbomu hasta. Ay ne oluyor? Berten geldi. Bana cimbomun erkek arkadaşı var mı diye sordu bana ya. Aman ne var canım, belki meraklı bir tiptir o da senin gibi. Ya ver şu buzlu bardağı. Ben bırak, öleceğim ya. Ay Allah Allah, ver şunu be. Ya ver şunu. Bu evin havasından mıdır nedir? Ter aşkı olan ölmek istiyor. Bu ne ya? Kapı mı kapandı? Kapandı gibi sanki. Kim bu? Cimbom nerede ya? Yine başına bir şey gelmesin. Ya saçmalama kızım ya. Yürü. Cimbom. Cimbom. Burada yok. Burada da yok. Sokak kapısının sesiydi o. Bakalım. Sokakta da yok bu kız. Kız bana bak. Bu kızı yine biri kaçırmış olmasın. Ya saçmalama, kim kaçıracak cimbomu ya? Ne bileyim ben ya. Bir daha girip eve mi baksak? Bana bak. Kız bu bizim evde konuştuklarımızı duyup da bunalıma girmiş falan olmasın. Ya senin söylediklerini duysaydı zaten seni bunalıma sokardı. Yürü. Doğru. Burada bir not var. Ne yazıyor? Ben bir iki günlüğüne yokum. Anneme söyleyin, meraklanmasın. Gün çiçek. Nereye gitti ki bu kız şimdi?